Evet öncelikli olarak tabii üzgünüz. Birkaç tane camimizde hırsızlık olayları oldu. Tabii şu anda zanlı yakalandı. Hukuka teslim edildi. İnsanların kurum ve kuruluşların malları hukukun koruması altındadır. İslam dini açısından konuya baktığımız zaman Cenab-ı Allah bizim malımıza değer vermiş, şerefimize, ırzımıza, namusumuza değer vermiş ve bunu kur, hukukun koruması altına almıştır. Gerçekten e, bazen e, bir kişinin efendim malını alırsınız, tek o kişiyle muhatap olursunuz. Ama böyle birçok kişinin destek verdiği, yardım ettiği bir yerin e, malına dokunursanız e, o daha büyük bir vebale insanı koyar. Neler çalındı e, Yani Cami. caminin içerisinde işte para edebilecek olan şeyler. E, alınabiliyor. Yani, bazen bilgisayar e, alınabiliyor, bazen yardım kutusu e, alınabiliyor. Efendim, e, tabii bu anlamda da e, kış mevsiminde genelde her yıl böyle şeyler olabiliyor. Tabii bizlere de vazife düşüyor bu anlamda efendim e, insanlar kış mevsiminde e, maddi anlamda ihtiyaçları söz konusu ol, olduğu zaman bize gelebilirler. Devletimizin ilgili birimleri var, o, oralara gidebilirler. Yani devletimiz şu anda Efendim gerçekten insanlara çok yardım ediyor. Yani biz bunu görüyoruz. Ama adam efendim bunlara dikkate almadan ben zorla alacağım falan dediği zaman gerçekten o ondan fazlasıyla çıkar. Yani kimse yapmış olduğu kötülüklerin, yanlışların yanına kar kalacağını düşünmesin. Bu dünya eden bulur dünyasıdır. Bazıları hemen peşin olur. Bazen aradan zaman geçer. Ama eden bulur yasası her zaman efendim çalışır. Onun için e, böyle kardeşlerimiz varsa gelsinler bizlere, biz onlara destek verelim, yol gösterelim. Ama böyle camilerde vatandaşların efendim katkılarıyla olan şeyleri alıp e, kamu ve kurumlarına diyelim yani bunlar gerçekten büyük veballerdir, e, sorumluluklardır. E, camilerimizde efendim e, kameralar var, kameralar e, vasıtasıyla teslim, e, tespit ediliyor. Şimdi adam e, caminin yedek anahtarını da çalmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Bazı camide şu an arkadaşlar bize dedik ki yine yedek anahtarlar da çalınıyor siz kapıların kilitlerini efendim e, değiştirin filan anlamında yani. Evet. Namaz vaktinde girip anahtar mı çalıyorlar? Böyle mi? Yani e, bazı şeyler anahtarı da görüyor da onu da alabiliyor evet, yani evet. efendim. Bazen e, hırsızlığı hemen yapmıyor önce burası, tabii kilitleniyor yastıktan sonra camilerimiz. Evet. Efendim anahtarı da hani bulursa işte o saatte onu e, çalmak istiyor yani. Evet. Efendim e, yani dememiz o ki e, insanların e, malları, ırzları, namusları hukukun koruması altındadır. Hukuk bir gün gelir. Efendim bunun cezasını sizlere verir. E, böyle birçok insanın hakkı olduğu bir şeyde çalındığı zaman bu daha da e, veballi olmaktadır. Onun için e, camilerimizde, hocalarımızda biraz daha tedbirleri artıralım dedik. Efendim e, sabah namazıyla birlikte camilerimiz açılıyor, akşam ile birlikte camiler kapanıyor yani. Ama buna rağmen e, kış mevsimi olduğu zaman e, bazı şeyler olabiliyor. Efendim inşallah e, böyle insanın kendisiyle, Rabbisiyle, çevresiyle barışık olduğu, efendim kötülüklerinin az olduğu inşallah bir 2000 yılına girmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bu sene de e, 1 Ocak e, 2023 Pazar sabahı Ulu Camimizde inşallah e, sabah namazı buluşmamız var ailece efendim e, toplumca camide e, olalım diyoruz. Güne ibadetle başlayalım. Yeni yıl evet ibadetle inşallah başlamış olalım efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür Sen. ediyorum. Sen. Sağ ol.